Merhabalar arkadaşlar. Özdebir yayınlarının ayeti denemesiyle devam ediyoruz. Bu sefer yine Türkiye genelindeyiz. 28. biyoloji sorusuyla kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Kanda bulunan işaretli karbondioksit molekülü vücut dışına atılıncaya kadar diyor ki hangi sırayla geçiş yapar diyor ki. Arkadaşlar bakalım. Bir şöyle bir damarımızı çizelim arkadaşlar. Damarın etrafındaysa yuvarlak diye gösterdiğimiz alveol var. Peki alveollerin bağlı olduğu yerlerimizi de göstereceğiz. Peki öncelikle akciğer atar damardan arkadaşlar. Karbondioksit molekülü gelir. Nereye geçecektir? İlk geçtiği yer alveoldür. Peki o zaman birinci basamağımıza alveol yazdık. Şimdi geldik ikinci basamağımıza arkadaşlar. İkinci basamakta alveollerin birleştiği yerler ise bronş. Peki bronşlar birleştikten sonra bronşçuk dediğimiz yapılar. Bunlar yukarıya doğru ilerliyor. Sonra arkadaşlar soluk borusu ya veya, veya nefes borusu. Sonra da e, gırtlaktan da yukarıya doğru ağza doğru gelecektir. Peki ikinci olan neydi? Bronştu arkadaşlar. Sonra e, soluk borusu üçüncü gırtlakta dördüncü sırayla karbondioksit ağızdan vücudu terk edecektir arkadaşlar. Sıralamamıza bakarsak 2, 1, 3, 4 Bursa seçeneğimiz doğru cevabımız olacaktır arkadaşlar. Evet 29. sorudayız şimdi. Bir komiteyi oluşturan canlılar arasında çeşitli etkileşimler bulunur. Bu etkileşimlerden bazıları zarar görürken bazıları da fayda sağlar demiş ki. Buna göre diyor ki etkileşimlerden hangilerinde en az bir tür bu ilişkiden zarar görmüştür diyor ki arkadaşlar. Rekabet halindeysek biri zarar görecektir. Daha doğrusu diğeri de zarar görecektir arkadaşlar. Rekabet içerisinde ikisinin de zarar gördüğünü ifade edebiliriz arkadaşlar. Peki burada en az bir türü zarar görmüş. Bu doğru bir seçeneğimiz oldu. Mütalis olanlara bakıyoruz arkadaşlar. mütalis ise her iki türde fayda görecektir. Burada zarar gören yok arkadaşlar. Peki konvensal ilişkiye bakarsak arkadaşlar konvensal ilişkide bir tür yarar görürken diğer türün herhangi bir etkileşimi olmayacaktır. Yani bir tür artı sağlarken diğer tür eksi olacak arkadaşlar. Şunları silelim. Bir tür eksi diğeri de eksi olsun. Türler arası rekabette. Mütalist ise iki türde artı olsun arkadaşlar. Av avcı ilişkisine bakarsak arkadaşlar av yakalanıp yenildiği için bu bir zarar gördü. Avcı da yakalayıp yediği için arkadaşlar fayda sağladı. Hangisini en az bir tür zarar görmüştür kelimemizden? Bir ve dördüncü seçeneğimiz zarar görmüştür. Doğru cevabımız Ceyhan seçeneğimiz olacaktır arkadaşlar. Şimdi 30. sorudayız. Bir insanın kanında belli bir antikorun miktarının zamana bağlı değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Bu insanın vücudunda antikor miktar değişimi ile ilgili diyor ki yargılardan hangilerine varılabilir diyor arkadaşlar. Birinci haftada herhangi bir antikor oluşmamış. ikinci haftada oluşup artmış. Üçüncü haftada antikor oluşumu azalmış ve burada sabit kalmış arkadaşlar. Üçüncü haftada. Dördüncü haftada tekrar artmaya başlıyor. Biliyoruz ki antikorun oluşumu ve artması bakterilere karşı savunma mekanizmamızdı. Peki birinci haftada biz bakteriyi verdik arkadaşlar. Bakteriye karşı ikinci haftada savunmamız oluştu ve maksimum seviyeye çıktı. Peki üçüncü haftaya geldiğimize göre antikor miktarı azalırsa arkadaşlar demek ki biz bu bakteri yenmişiz. Bağışıklığımız oluşmuş. Sabitlenmiş arkadaşlar dikkat edersek burada. Demek ki bizim vücudumuz bağışıklığı da kazanmış demek. Peki vücudumuz kendi yaptığına göre bu savaşı aktif bağışıklıktır arkadaşlar. Dışarıdan hazır almamışız antikorları. Kendimiz yapmışız. Diyor ki hangilerine varılabilir? Vücut hastalık etkeni ikinci hafta başlamadan önce tanımıştır diyor ki arkadaşlar. Demek ki ikinci hafta öncesi birinci haftada bakteri vermişiz. Buna karşı ikinci haftada bağışıklık antikorlar oluşmuş arkadaşlar. Bu doğru seçeneğimiz oldu. Peki geldik ki üçüncü hafta sonunda vücut hastalığı yenmiştir. Arkadaşlar antikor miktarının azaldığı evre neresi? Burası arkadaşlar. 3. hafta sonunda değil 3. hafta başlangıcında miktar azaldığı için antikor miktarı demek ki yenmişiz. Bu yanlış oldu arkadaşlar. Evet şimdi 31. sorudayız arkadaşlar. Bir hormon sorusu. İnsanlarda hormonal düzey düzenleme ile ilgili yukarıdaki şekilde X, Y, Z ile belirtilen yerlerin karşılığı aşağıda gösterilmiştir diyor ki. Ama hangisinin doğru olduğunu istiyor bizde arkadaşlar. Şimdi hipotalamus nereye emir verecektir? Hipofiz bezine emir verecektir. Hipofiz yazdık. Peki hipofizden salgılanan bir hormonumuz varmış ve bu hormon bir yere gitmiş kortisol karşılığımızı oluşturmuş. Arkadaşlar hipofizden salgılanan hormonumuz ACTH hormonu. Nereye gidecektir? Böbrek üstü bezlere gidecek. Buradan kortizol ve aldosteron salgılar arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şurada gösterelim. Eşey hormonları da şöyle yapalım. Eşey hormonları da salgılar. Peki X olan yere ne yazdık arkadaşlar? Hipofiz bezinden salgılanan A A, C, T, H yazdık. Burada da hipofizimiz var. Burada da var. Peki Y olan bölgeye böbrek üstü bezleri olacağına göre böbrek üstü bez yazdık. Z olan yere de aldosteron yazdık arkadaşlar. Doğru cevabımız ne oldu? Edirne seçeneğimiz oldu arkadaşlar. Evet 32. sorudayız. Kan dolaşımı ile ilgili küçük kan dolaşımı ve büyük kan dolaşımı vermiş arkadaşlar. Şimdi öncelikle küçük büyük kan dolaşımı hakkında bilgi verirsek. Şöyle yuvarlak işaretimizi yazdık. Arkadaşlar şöyle de ayırdık. 1, 2, 3 ve dördüncü bölümü ayıralım arkadaşlar. Yukarıda kalan 2 bölümse kulakçık. Aşağıda kalan 2 bölümse arkadaşlar karıncık olsun. Peki başlarsak arkadaşlar burası sol, burası sağ bölüm oldu. 1 numaralı bölge sağ kulakçık. Peki 2 numaralı bölge sol kulakçık. 3 numaralı bölge sağ karıncık. 4 numaralı bölge ise sol karıncık şeklinde yazdık. Arkadaşlar şimdi bakarsak hangisi kirli hangisi temiz diye. Bu sağ tarafımız kirli. Arkadaşlar sol tarafımız ise arkadaşlar temiz kan içerir arkadaşlar. Bu tarafımızsa temiz kan yazdık. Şimdi büyük küçük kan dolaşımından bakarsak arkadaşlar eğer kalpten çıkıp akciğere gidip geri geliyorsa arkadaşlar buna küçük dolaşım. Eğer kalpten çıkıp vücuda gidiyorsa arkadaşlar bu sefer de büyük dolaşım diyoruz. Mesafeye bakıyoruz arkadaşlar. Kalple kalp, akciğer arasındaki mesafe az olduğu için küçük dolaşım. Vücuda doğru gittiği için mesafe arttığı için büyük dolaşım diyoruz. Peki bakalım başlamasından bahsetmiş. Arkadaşlar başlaması küçük dolaşım başlaması sağ karıncıkta başlar. Akciğere doğru ilerler. Akciğerde temizlendikten sonra nereye gelecektir? Sol kulakçığa doğru gelecektir. Bitiş yeri ne oldu? Sol kulakçık oldu. Sol kulakçık, sol kulakçık ve sol kulakçık işaretledik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Diyor ki L bölgesinden başlıyor. başlıyor. Büyük kan dolaşımından bahsetmiş arkadaşlar ikinci bölüme. Büyük kan dolaşımı sol karıncıktan başlar. Başladıktan sonra dolanır. Sağ kulakçığa gelip biter arkadaşlar. Sağ kulakçıkta bitmiş. Sol karıncıktan başlamış. Sol karıncık, sol karıncık yazdık arkadaşlar. Şimdi geldik nereye? İkinci bölüme. Oksijence fakir kan gelmiş. Nereye gelmiştir arkadaşlar? Akciğere gelmiştir. Akciğer de zenginleşip tekrar kana geri geliyor. Akciğer, akciğer, akciğer işaretledik arkadaşlar. Peki sonra geldik M bölümündeyiz. M bölümündeyiz. Arkadaşlar e, oksijenliğe zengin kan nereye gelecektir? Vücuda gidecektir arkadaşlar büyük dolaşımda. Sonra tekrardan kalbe geri gelecektir. O zaman vücut dokuları yazalım. Başka bir yerde var mı? Başka bir yerde yok arkadaşlar. Peki vücut dolaşımından bahsettik. Akciğere de gidebilir aslında burası. O zaman bakalım her tarafında doğru olan M'ye vücut demiştik. Aha burası M. N'ye de akciğer demiştik. N'ye de burası arkadaşlar. Doğru cevabımız Bursa seçeneğimiz olacaktır. Diyoruz arkadaşlar. Evet 33. sorudayız. Aynı türe ait diploid bireylerde spermatogenez ve oogenez sırasında görülen diyor ki hücrelerin içerdikleri kromozom sayılarla ilgili Aşağıdakilerden hangisi doğrudur arkadaşlar? Bakarsak yumurta hücremiz mayoz bölünme sonucu oluşur. Sperm hücremiz mayoz bölünme sonucu oluşur. n kromozom, n kromozom diyoruz. Çünkü başlangıç hücremiz 2n kromozomlu ana hücremiz. Peki arkadaşlar geldik spermatogonyum dediğimiz ana hücremiz olacak arkadaşlar. Burası 2n kromozoma ait. Mayoz 1'i bitirdikten sonra birinci o asit meydana gelir. Mayoz 1'de kromozom sayısı yarıya düşer arkadaşlar. Peki yukarıdan aşağıya kromozom sayılarımızı da gösterdik. Bu sefer cevabımız ne oldu? Büyüktür. Ceyhan seçeneğimiz doğru cevabımız oldu arkadaşlar. Evet 34. soruda yukarıda verilenler arasında sinir sistemine ait kısımlardan hangilerinin özelliği yoktur demiş ki kas hücrelerinin düzenlenmesi ve vücut dengesinin sağlanmasında etkilidir. Bu beyincik oldu arkadaşlar. Peki bulalım Beyincik var mı? Beyincik var A gitti. Beyin ve omurilik arasındaki mesajların iletilmesinde görev alır. Omurilik olur artık. Omurilik soğanı olur arkadaşlar. Peki omurilik soğanımız da var. Görme ve işitme reflekslerin kontrol eden yerdir diyor ki arkadaşlar. Görme ve işitme kontrol eden yer orta beyindir. Peki orta beyinde gö gönderdik. Temel göre hemostazin düzenlenmesinde olan bölümdür demiş ki arkadaşlar. Burası hipo Salamus'un bulunduğu yer. Burası da ara beyin olduğu yer. Arkadaşlar öğrenmeyle, ile hafıza ile arkadaşlar herhangi bilgi vermemiş. Uç beynin e, sorumlu bulunduğu yer öğrenme hafıza diye kafamızda da kalabilir. Doğru cevabımız, uç beynin hakkında bilgi vermediği için denizli seçeneği olacaktır arkadaşlar. Şimdi geldik 35. soruya. Duyu ait yapılar ve bu yapılarda bulunan reseptör çeşitleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar tat tomurcu nerede bulunacak? Dilde bulunacak. Hangi reseptör çeşidine sahiptir? Kemo reseptör çeşidine sahiptir. Doğru bir cevabımız oldu. Doğru istiyor. Diğerlerine bakalım. Koku soğancı arkadaşlar burunda bulunur. Mekano yerine ne yazması lazım? Kemo yazması lazım arkadaşlar. Retina gözde bulunan reseptör çeşidimiz. Gözde bulunan reseptör çeşidimiz ne olacaktır? Foto reseptörler olacak. Kort organındaysa arkadaşlar mekanik su dalgaları ile ilgili daha doğrusu sıvıların hareketi ile ilgili olduğu için mekano olur arkadaşlar bu da. Sarı bölgeden bahsetmiş. Bu bunun da olan kısımda arkadaşlar buna da yine kemoreseptör diyoruz. Doğru cevabımız ne oldu? Adana seçeneğimiz oldu arkadaşlar. 36. sorudayız arkadaşlar şimdi. DNA molekülü hücrelerdeki işlevleri aşağıda şematize olarak özetlenmiştir. Birinci olay DNA'dan DNA yaptığımız replikasyon. İkinci olay ise arkadaşlar transkripsiyon. Peki üçüncü olay ise arkadaşlar translasyon olaylarımız. Proteinleri sentezlemişiz. Bazı proteinler yapısal olarak sentezlemiş. Bazısı işlevsel olarak sentezlemiş. Yapısal olarak proteinleri arkadaşlar hücre zarına. Katılan proteinler diyebiliriz. İşlevsel olanlar ise enzimler diyebiliriz arkadaşlar. Diyor ki hangilere doğrudur? Bir numaralı olay tüm canlı hücrelerde sürekli olarak gerçekleşen temel olaylardan biridir. Arkadaşlar DNA replikasyonu demek hücre bölünmesi demek ki hücre bölünmesi sürekli gerçekleşen bir olay değildir. Hele ki sinir hücresi e, insanda bölünme yeteneğinin yok olduğunu biliyoruz arkadaşlar. A gitti. Geldik iki, 2 numaralı olay sırasında gerçekleşen bir hata kalsal olarak aktarılır demiş ki. Arkadaşlar DNA'da meydana gelen bir hata yok. Sadece DNA üzerinden emrene yazılma sırasında bir hata meydana gelmiş. O zaman kalıtsal olmaz. DNA'da herhangi bir sorun olmadığı için. Peki geldik 3 numaralı olay yani C seçeneğine geldik. 3 numaralı olay prokaryot ve ökaryot hücrelerde ribozomda gerçekleşen ortak olaydır. 3 numaralı olay protein sentezi olduğuna göre protein sentezi tüm canlılarda ribozomda gerçekleşir diyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği oldu. Diğerlerine bakıyoruz şimdi. Ökaryot hücrelerde 1 numaralı olay çekirdekte 2 numaralı olay stoplazmada gerçekleşir. Arkadaşlar DNA'dan DNA yapma işlemimizi çekirdekte gerçekleştiriyoruz. Ayrıca güzel bir yanıltıcı koymuşlar. DNA'dan mRNA yaptığımız yer DNA'nın bulunduğu yer olduğu için bu da yine çekirdekte olacak. Stoplazmada olmaz. Stoplazmada olan 3 numaralı olay olacaktır. Yanlış seçeneğimiz oldu. 3 numaralı olay ribonükleotitler tüketilir demiş ki 3 numara olayda protein sentezlediğimize göre amino kullanacağız arkadaşlar. Amino tüketilmiş olacak. Doğru cevabımız Ceyhan seçeneğimiz delik arkadaşlar. Şimdi 37. sorudayız. Diyor ki yukarıdaki özelliklerden hangileri mide ve ince, ince bağırsak için ortak e, tır diyor ki arkadaşlar. asidik özellikteki salgılar ile kimyasal sindirim için uygun ortam oluşturur. Arkadaşlar asit gördük. Ne yazacağız buraya? Mide yazacağız. İnce bağırsak neydi? Bazdı. Sindirimle ilgili hormonlar salgılar. Midedeki salgılanan hormon gastrin. Arkadaşlar ince bağırsakta da enterogastrin salgılanır. Kolestokinon salgılanır gibi hormonlar söylenebilir. O zaman bu ne oldu? Ortak oldu. Doğru kabul ettik. Yapısında düz kaslar bulunur. Arkadaşlar peristaltik hareketler yaptıkları için düz kaslar ikisinin yapısında da vardır arkadaşlar. Peptit bağlarını etkileyen enzimler bulunur. Midede Proteinler arkadaşlar polipeptide kadar parçalanır. İnce bağırsakta ise polipeptid aminazide kadar parçalanır. Hangi seçeneklerimiz ortak oldu? 2, 3 ve 4. seçeneklerimiz ortak oldu. Doğru cevabımız Edirne seçeneğimiz olacaktır. Şimdi geldik 38. soruya arkadaşlar. Diyor ki insanda baş ve gövdeyi içeren eksen iskeletinin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Diyor ki arkadaşlar. Peki, oynamaz eklem kafatasında vardır. Peki, yassı kemikler kafatasında vardır arkadaşlar. Düzensiz şekilsiz kemikler omurganın içerisinde var. Kafatasının giriş bölgelerinde de vardır arkadaşlar. Yar oynar eklemler yine kafatasında da var arkadaşlar. Ama uzun kemikler arkadaşlar, ekstremite dediğimiz kol ve bacaklarda bulunur. Kafatasında uzun kemik yapısı yoktur. Doğru cevabımız Denizli seçeneğimiz olacaktır arkadaşlar. Evet şimdi 39. sorudayız. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz arkadaşlar. Bazı organlar ve görevlerle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir diyor ki organımız kalp. Arkadaşlar kasılıp gevşeme olaylarıyla beraber kanı vücuda ve akciğere gönderir ve sonradan tekrar geri gelir arkadaşlar. Peki kalbin görevinden bahsetmiş kanın oksijen bakımından zenginleştirme demiş ki burası arkadaşlar akciğere aittir. Peki yanlış sorduğuna göre ilk seçenekten yanlışı bulduk. Cevabımız Adana oldu. Diğerlerine bakalım arkadaşlar. tiroid bezi metabolizma hızının düzenlenmesinde etkili hormon üretir. tiroid bezinden troksin hormonu üretilir arkadaşlar. Bu hormon metabolizmayı düzenler. Eğer fazla salgılanırsa fazla hiperaktivite gözlenir ve insan zayıflar. Az salgılanırsa arkadaşlar metabolizma düşeceği için kolay kilo alımı meydana gelir. İnce bağırsaktan bahsetmiş. Az önce yine vardı sorumuz. İnce bağırsakta proteinler kimyasal sindirimi tamamlanır. Arkadaşlar asıl doğrusu şu. Tüm besinlerin, sindirilebilir tüm besinlerin tamamlandığı yer ince bağırsaktır. Kalın bağırsak kısmında sindirim gerçekleşmez. Bu da doğru oldu arkadaşlar. Böbreğe baktık. Kanın su ve iyon dengesinin korunmasını sağlar. Arkadaşlar ADH hormonu ya da aldosteron hormonu sayesinde kandaki su ve iyon dengesini sağlar. Akciğere bakıyoruz. Dış solunumu yapar. Arkadaşlar buna bakmamız lazım dış solunum. Dış solunum havayla insan arasında gerçekleşen bir durumdur. Başlangıç sorumuz vardı bir tane. Alveollerin bağlı olduğu yer direkt bronş bronşçuk İşte nefes borusu ağız ve sonradan havayla ilgiliydi. E hava direkt nerededir? Alveollerdedir. E alveollerin etrafını neyle kaplamıştık arkadaşlar? Kılcal damarla. Havayla kılcal damarlar arasında gerçekleşen solunma dış solunum denir ki bu da akciğerde yapılır. Doğru cevabımız ne oldu arkadaşlar? Adana seçeneğimiz oldu. Evet 40 ve sonuncu sorudayız arkadaşlar. Memeli bir hayvanın kullanılma çalışmasına ait aşamalar aşağıda gösterilmiştir diyor ki. Bakalım A koyununun meme hücresinden bir hücre alınmış. B ise arkadaşlar. Yumurta hücresinden bir tane yapa alınmış. Sonra kaynaştırma işlemimiz var. Kaynaştırma sonucu oluşan hücremiz var. Bunu embriyo haline getirmişiz. Daha doğrusu bölünmeye başlamış. Sonra taşıyıcı bir anneye vermişiz. Sonra da arkadaşlar C klonlanmış canlı oluştu arkadaşlar. Peki biz burada neler yapmışız? Onlar istiyor. Buna göre diyor ki ifadelerden hangileri söylenebilir diyor ki. Arkadaşlar bakarsak A hücresinin neresini aldık? Çekirdeğini aldık. Peki B hücresinin yumurta hücresini almışız, kaynaştırmışız arkadaşlar. Peki çekirdek bilindiği üzere kalıtım idi A hücresiyle C arkadaşlar birbirine benzerdir arkadaşlar. Ama %100 benzer midir? Hayır. Nedenine bakarsak B'de mitokondri almışız. Mitokondri DNA'ları kime benzeyecek? C'nin? B'ye benzeyecek. Geriye kalan bütün özellikleri kime benzeyecek? A'ya benzeyecektir arkadaşlar. Buradaki D seçeneğimi sadece taşıyıcı koyun taşıyıcı anne olmuş herhangi bir özelliği yok. Doğumu e, bu anne gerçekleştirmiş olacak arkadaşlar. Hangileri söylenebilir diyor ki? Kulon yavru C, A'dan normal eşeğe üreme sonucu oluşan yavrularla kalsal açıdan özdeştir. Yanlış arkadaşlar. Çünkü eşeyli üremede döllenme var. Biz burada arkadaşlar döllenme gerçekleştirmemişiz. Yani iki tane çekirdek birbirleriyle kaynaşmamış. Bu C canlısı A'nın aynısı olur arkadaşlar. Yani siz anneniz babanızın birebir aynısı olsaydınız bu olurdu. Bu yanlış bir seçeneğimiz oldu. Peki geldik B ve D koyunları C'nin çekirdek DNA'sının kasal e, katkısı olmamıştır. Evet doğru arkadaşlar. B ve D e, buradaki DNA'da e, katkısı yok. Yani C'nin çekirdeğini oluşturan DNA'da katkısı yok. Kimin var? A seçeneğinin var arkadaşlar. Bu doğru oldu. Geldik 3'e. C'nin vücut hücrelerinde mitokondri e nin kaynağı B'dir. Az önce söyledik arkadaşlar. Biz bu hücreden A koyunundan çekirdek aldık, B ise yumurta aldık arkadaşlar. Peki, yumurta aldığımıza göre yumurtanın içerisindeki mitokondriler kime aittir? B'ye aittir. Bu da doğru bir seçeneğimiz oldu. Mitok Mitokondriyal olmayan karakterler bakımından A C'nin genotipi, A'nın genotipi arasında bazı farklılıklar gözlenir diyor ki arkadaşlar. Bu yanlış bir seçeneğimiz oldu. Doğru cevabımız ne kaldı arkadaşlar? Bursa seçeneğimiz kaldı ve denememizi sonlandırmış olduk arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere diyoruz. Takipte kalın, bizde kalın. Diğer deneme sonuçlarında beraber çözüp YKS sınavını bu süre içerisinde tamamlamış olacağız arkadaşlar.